Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammed selavat. Peki ikinci dersi yapıyoruz. Kısa tutmaya çalışacağım inşallah. Evet, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriat, insan fıtratını yönetme ve besleme, çekirdek iken ağaç yapma mecmuası hulasasına deniliyor. Yani Mektubat'ta, Tevrat-ı Tisa'da itikad ve amelin bütünlüğüne şeriat diyor. Üstad kendisi tarif ediyor. İtikad ve amel olan şeriat diye söylüyor. Yani iman esaslarının, İslam esaslarının bütünlüğüne şeriat diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatın ses yakın mı geliyor, uzak mı tutayım, nasıl, ne diyorsun? Güzel. Öyle mi? Tamam. Zaman rahatsız olmayın. Bu hakaykı, yani getirdiği fıtratı kanunlarındaki muvazeneyi muhafaza etmiştir. Yani fıtratı değiştirmemiştir. Fıtrata yön vermiştir. Yani insanın fıtratı bunu itmemiştir. Getirdiği kanunları. Mesela hatırıma gelen bir misal vereyim. Eskide Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında içki haram oldu. Şimdi diyebilir miyiz ki o zaman ihtiyaç vardı da bunu demeye ihtiyacını duydu. Fakat şimdi buna ihtiyaç yoktur. Eskide bir derece ihtiyaç var idiyse şimdi 10 derece var, daha fazla. Değil mi? Eskide kızlarını gömerlerdi. Yasak etti. Şimdi gerek yok canım bunu böyle getirmeye. Ya bir şey sorayım size ya buna başlamadan. Burada mıyız arkadaşlar? Buradayız. Buradayız. Bak. Kişinin sözleri, tavırları, yani ehvali, etvari, ahvali, yani fiilleri ve sözleri ve tepkileri, iyi dinlemeyi, kişinin nesidir? Aynasıdır. Bununla ruhunu seyredersin. Kısacası fiillerine ve sözleriyle ruhunun içine bakarsınız. Tamam mı? Şimdi bir şey soracağım. Adamın bir tanesi aldı kızını, dağ gördü. Bu baba, baba kurtaracak kişi gömüyor. Bak, baba diye bağırana kürekte toprak atıyor. Bu ruhu, vicdanı rahatsız olur. Tamam mı? Bu ruh şehre iniyor. Bu ne yapar? Böyle bir ruh. Canavar olur, canavar. Şimdi canavar demir kapıyı kapatın, aslan giremez. Değil mi? Ama insana kapatın, komple bina ile yok olursun. Baba, baba diyen çocuğa kürekle toprak atan bir insanın şehre inip de yapamayacağı var mı? Yapmış biliyor musun? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anlatırken böyle ona bürüneceksin, hayalin içine gireceksin, o olacaksın, bakacaksın, tamam mı? Bak nasıl bir zamana gelmiş. Şimdi bir araya gelip, o zaman televizyon yoktu değil mi yani Muhammed Aleyhisselatü? Televizyon yok, internet yoktu, ne yapacaklardı? Şimdi o zaman aşiretler vardı. Haşimiler, Emeviler vesaire vardı, kavimler vardı. Bunların liderleri birbirine inatlaşıyorlardı. Sen mi daha iyi liderler, ötekiler seyrediyor. Sen mi daha iyi okul atıyorsun, ben. Adamları tanımanızı için anlatıyorum bu iki tane örneği. Daha görsün değil yani. Yani o zamanı bir anlamak lazım ki bu iki misaller, bu dersi biraz hissederiz. Anlarız ama hissedemeyiz. Hissetmek için yol açmaya çalışıyorum. Hissinizi uyandırmaya çalışıyorum. İki tane
tane, üç tane kişi inatlaştı. Sen mi okuyu yatıyorsun, ben mi? İnatlaştılar. Gidiyorlar, bir köle getiriyorlar. Köleyi bağlıyorlar kollarıyla. Ayaklarıyla bağlıyorlar. Kulağıyla kafayı oynatır diye kulağın ortasını kesiyorlar. İplerle, çivilerle bağlıyorlar ki kafa sağa sola gitmesin. Tamam. Gördün mü hedef tahtası? Tamam. Sağ göz senin, sol göz benim. Hangimiz okla vuracağız bakalım. Çünkü insan değildi. Köle insan değildi. Pazarda alınıp satılan çıplak olarak, kadın erkek çıplak olarak. Ne demek? Bunu yapan ne olur? Şimdi ne olur bir bu adamı seyretmeye çalışın. Ruhunu. Bak. Oku. Sen mi iyi vuruyorsun, ben mi diye gözüne ok çeken adam. Ah be ya, vuramadım. Tep. Gözüm biraz kenarına kaydı. Ötekisi, gözün ortasına vurdum diyen fiilden ruhu seyredin. Nasıl bir ruhtur? Ve bu şehirde ne yapar? Bir tane de söyleyeyim ama affınıza sığınarak. Daha beteri. Birisi birisi evleniyor mu? Ha? Evleniyor. Reis, böyle Avrupa'nın bazı kraliyetlerinde de vardı. Reis, o evlenirken daha koca gitmeden kızı bir hafta 10 gün işte o kral ne kadar işte o aşık kralın onda olur. Ondan sonra o gider ne zaman teslim ederse kocasına olacak kocaya teslim ederdir. Ne zaman? O zaman. Şimdi tarihte birkaç tane örnek verdim. İşte o zaman çıktı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hayır dedi. Kızını gömemezsin, o insandır. Hayır. İnsana ok atamazsın. Hayır dedi. Esirin bile senin gibidir. Giydiğini giydireceksin, yediğini yedireceksin. Hayası senin ayağın gibidir. Köleyle evlenemezdin. Hayır, onu kendisi yıktı. Köleyle bir efendi asla evlenemezdi. Çünkü insan değiller onlar. İdi. Yahudilerde de öyle. Yahudi istisnadır. Onun dışında her doğan çocuk Yahudi dışında köpek ve köle olarak doğar. İnsan değiller. Onun için öldürmek mubahtır. Şimdi öyle. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kanunları onun için fıtrata tam uydu. Nefret ettik yani bu şey olayları. Dedi ki hayır dedi. Ne dedi de biz yanlış söylüyorsun diyoruz ki. Köle evet, memurun olabilir, paralı işçin olabilir. Ama senin nişangahın değildir. Ekman olabilir ama haysiyet sahibidir o. O makine değildir. Bırak evlensin. Hayalini yıkma, dünyasını yıkma. Dedi ki peygamber, ya Ayşe, niye sen çekinmedin gelene? Ya Resulallah, o amadır. Senin gözün ama değil ki dedi. O ne var? Buraya bak. İçtimaiyatın rabıtalarına lazım olan münasebetleri ihlal etmemiştir. Fıtrata tam uygun getirmiş. Fıtrat onu reddetmemiş. Getirdiği kanunları. Fıtrat tam kendisine uygun olmuş. Yani o zaman ihtiyaç vardı, şimdi ihtiyaç yok canım, o zaman vardı yani içkiye o zaman ihtiyaç vardı, şimdi var mı canım? Gidin hastaneye sorun, içkinin faydalarını söyler sana. Hastaneye sorun, kabristana sorun, meyhanelere sorun, ha? Mezarlıklara sorun, hapishaneye sorun, boşanmalara sorun, aile yuvalarını dağılmaya sorun. İçkinin faydaları. Yani hangi kanunu fıtrat itti? İşin ihtiyaç yok. Denebilir. Zaman uzadıkça aralarında ittisap reda olmuştur. Getirdiği kanunlar gömlek iken cilt olmuş. Yani getirdiği kanunlar fıtrat reddetmedi, kabullendi, mezc olmuş. Fıtratın kanunları imiş. Ruhumuza mal olmuş. Ruh.
Bir tane birisine böyle bir yerde ders anlatıyordum da dedi ki bakar mısınız dedi, yeni gelmiş beyefendi diyor bana. Biraz dedi mübalağa ediyorsunuz dedi, böyle bir olmuş mudur dedi, biraz önce anlattıklarım. Bak arkadaşımız, dedim kabul edemiyorsun değil mi dedim. Bu olacak şey mi dedi, ya bu insan olamaz ki dedi. Böyle bir ortamda gelmiş. Başka bir şey sen anlatsam, buradan uçar gidersin. Dedim ki daha iyi anlaman için işte, evleneceksin, ilk önce kız o şeye gidecek. Ondan sonra ne zaman keyfi gelirse sana verir. Yoksa olmaz. Çünkü onların hakkıymış. Hakmış diyor, hak. Böyle Avrupa'da bir imparator vardı, daha yeni kalktı. Bu kralın hakkıymış. Daha yeni başka bir şey söyleyeyim. İngiltere'de ben o kiliseye gittim. Kurban var. O kilisenin kurban adeti var. En kutsi kurban nedir? İnsandır. Afrika'dan 100 dolara, 200 dolara çocuk satın alıyorlar veya çalıyorlar. O kilisede gizli ama kimse bilmiyor. 2 tane çocuk kurban ediliyor. İnsan kurban ediliyor, senede bir. Oğlum ya, tamam kardeş olmaz. Bak internete git. İnsan kurbanı İngiltere'de yapılıyor diye Google evliyasına bak, sor, bak sana söyleyecek. Ben o kiliseye gittim. Bedeni canım. Afrika'da kan, şey için, petrol için kan akıtan benim. Srebrenica'da katliam yapan benim, sırplarmış değil mi? Ama İslam yapamaz. Mukabeleyi bir misille mukabele edemezsin diyor. Zaman uzadıkça getirdiği kanunlar fıtrat itmemiş, ittisal yapışmış, cilt olmuş. Bundan anlaşılır ki İslamiyet nevi beşer için fıtri bir dindir ve içtimaiyatı tezelzülden vikaye eden yegane bir amildir. Acayip bir şey ya. Mesela Avrupa daha yeni hastaya, psikoloji hastaya cin girmiş, şeytan girmiş diye bunu çıkartılsa şeytan başkasına sıçrar. Ha buraya girdi, toplumu kurtarmak adına cin burada mı? Bunu yakın cini de yaz. Tedavi yapmaktı. Osmanlı o zaman sularla tedavi ediyordu. Psikoloji ise okumayla. İkisini yapıyordu sularla. Ya Endülüs'e kadar hala Endülüs İslam devleti İspanya'da gideceği kadar insanlar yakılıyordu. Ben bir yere gittim. Almanya'da bir saraya aşağılarda gezdirdi. Orada rehber vardı. Rehber. Parayla yapıyor. Kalabalıktı. Saraylar tarafına gezdirdi. Hangi ilçeydi ya? Çok acayip bir şeydi o. Öyle beyaz bir. Dedim ki rehbere bir şey sorabilirim. Herkes soru soruyor. Bu saraya dolaştık ama sarayda dedim tuvalet göremedim. Kralın dedim tuvaletini görmek istiyorum dedim. Geçiştirdi böyle. Hanımefendi, bakar mısınız? Tuvaletini sordu. Beyefendi dedi, siz ısrar ettiğinize göre olayı biliyorsunuz dedi. Saraylarda eskide tuvalet yoktu diyor. Ne yapıyorlar dedi. Ya beyefendi lütfen. Bak kültür eğitimi yapıyoruz. Tamam peki. Eyvallah. O zaman poşet de yok ha. Kıçını dönüp bezenere yapıyorlarsa kağıda saraydan aşağıya. Ayağa yapışır, topuklu ayakkabı çıktı bu sefer. Yıkanma yok ki, o koku çıktı, o zaman parfüm çıktı. İmam Ali radıyallahu anh diyor ki, kirli çamaşıra koku değil, sabun lazım, sabun diyor. Da tuvaletin ya, siz geldiniz, eskileriniz bilir ya. Banyo tuvaletler de ya. Siz de Bodrum'da, Lende yapıyordunuz. Benim babam da Stuttgart'ta şey yaptı. Ben de Almanya'daki bir zatın şeyi. Ama babam dedi ki neslimi bozmam, minibüs parası kadar yapacağım gideceğim. Ve yaptı ve gitti. Getirmedi bizi. Getirmedi yani. Stuttgart'ta kaldı. Derdi, Bodrum'da nerede yıkanırdık diyor. Ne acayip bir şey İslamiyet ya.
Hem de yıkanmak, yıkanmak Allah'a ne kar var ki? Haftada bir defa yıkanmak Allah'ın sizin üzerinizde hakkıdır diyor hadiste. Din çerçevelemiş, din hayatını. O kadar hoşuma gidiyor ki din ya. Yıkanmayı da garanti altına almış. Dinin içe belki tembellik yaparsın, karnına çıma gidiyor. Bak Allah'ın hakkıdır ha diyor. Tırnağını kes ha. Acayip bir şey ya. Kafama yatıyor ya, o kadar güzel bir şey ki ya. Din hakikaten ne kadar güzel bir şeymiş ya. Buna yıkanmak kötü bir şey. Ben niye dinsizlik tarafındasın? Yani ben dinin taraftar değilim deme. Yıkanmaya taraftar değilim. Fakir fukaraya yardım edilmesin. Senede bir revizyon görmeyeyim oruç. Ya din ne dedir ki? Fıtrata zıttır ya. Ya namaz ağır geliyor. Ona saatlerce spor yapıyorsun. King box yapıyorsun, kung fu yapıyorsun. Almanın ya, kaç saat çalışıyorsun ya? Kaç saat çalışıyorsun Almanya ya? Ağır gelmiyor. Ulan o kadar namazın kârı mı yok? Merak ettim. Ulan dedim bu evlenenler yüzük takıyorlar. Neyi yüzük takıyor ya dedim ya. Yüzük takanlar şöyle diyor. Bu sahiplidir, sahiplenme demekmiş. Namaz da yüzük gibidir. Din diyor ki şeytana, erva habiselere. Sahiplidir, sahiplenme. Evli, yağdır bu. Evli, ya olur o evlidir Allah'ın rahmetiyle. Ya din çok güzel ya. Elhamdülillah. Şimdi evet asıl saadetten evvelki zamanlarda kalp katılığı ve merhametsizlik öyle bir hadde bağlı olmuştur ki ya ne biçim şeydi ya. Şimdi de öyle ya. Nerede zulüm var? Din yok. Bak şimdi biz hep yapalım. Evde huzursuzluk mu var? Ne diyor biliyor musun üstad? Kastamonu 249'da. Ben de bir baktım diyor, bende de bir sıkıntı oldu diyor. Bana da sıkıntı sirayet etti diyor. Evde geçimsizlik mi var, sıkıntı mı var? Kavga mı ediyorsunuz? O evde ahiret inancı hakim değil. İmanı bil ahiret, evde hakim olursa cennet olur. Ahiret inancı nedir? Haddini bilmek, hududunda kalmak. Yarın hesap vereceksin. Ve benim eşim dünyalık bir eş değil bu. Refika-i hayatın ahirette de ezeli ve ebedi eşim olacak diyor. Ya dünyalık değildir. Şimdi kaportası bozulmasına bakma. O meleklerden daha güzel olacak diyor. Din diyor mu böyle? Eşine nasıl bakar? Meleklerden daha güzel bakar. Niye? Ulan melek diyor, huri. Hurinin diyor Allah Resulü, bir tükürüğü kainata, dünyaya gelse, bütün acı sular tatlılaşır diyor. Saçının bir kılı gelse, gözler kör olur, nurdan dolayı. Bundan daha güzel olacak senin eşin. Bil lan kıymetini, elinden alınlar bak diyeyim sana onu. Bak bil, eşinin kıymetini bir huriden daha güzel olacak. Şaşırdın değil mi? Bak öyle olacak ha yenge hanım. Huriden daha güzel olacak. Ya da onu kaçır, aman iyi davranın. Diyeyim size. Allah Allah, Allah ne güzel ya, ne kadar hoş Allah ya, değil mi? Ne güzel, iyi ki bizi bırakmadı ya. Ne yaparsanız yapın lan, birbirinizi yenilesin, daha mı yılacaktı? Almanya dedi ki, gelin lan Türklerine, hadi bakın kanun yok, polis yok, herkes her şeyi yapabilir. Soruyorum size vicdanınıza, herkesin her şeyi yapabilecek bir memlekette ailece yaşamak ister misiniz? Herkesin her şeyi yapabilme hürriyeti olan bir yerde yaşamak ister misiniz? Herkesin her şeyi yapabilme hürriyeti var. Evine gelir, ne yapıyorsun ya? Ne demek ne yapıyorsun lan, huyum lan, çekil buradan. Arabana geliyor, arabanı çalıp kırıyor, seni dövüyor. Herkesin her şeyi yapabilme hürriyeti olan bir memlekette aile yaşanır mı? Yaşanmaz. Ne kadar despot dahi olsa, usta öyle diyor, yamyam dahi olsa bir kanunu var diyor. Bana bir kral söyle, bir yönetim söyle ki kuralsız olsun. Ya Allah bu saltanatı verecek. E senin için. Allah ne kârı var banyo yapma. Orucu bozdun değil mi kasten? Cezaya bak, cezaya bak. İslam'ın cezasına bak. Nereye faydası? İlk ceza suçun şu. Bir köle azat et. Ceza bile toplumu ihya ediyor, inşa ediyor, tamir ediyor. Ceza yöntemine bakın. Kefaret değil mi? 60 gün. Hayır, ilk şeydir.
köle azat etmek. Ya ikincisi 60 fakiri sabah akşam doyurmak. Üçüncü şey tut da 60 gün. Yapamıyorum. Ha, git fidyesini fakire ver bakalım. Ya hep toplum ya. Allah ne karı var ya. Allah'a ihsan ediyorsun, cezası toplumu iyi ediyor. Ne kadar hoş ya. Ne kadar mükemmel bir şey ya. Acaba ben kafayı mı yedim diye bazen inandığım için böyle. Lan topluma baktığım zaman sosyal kalkınmayı yapıyor ya. Zengine fakirlerin zekatını verse kim kalır ya? Asr-ı saadetten evvelki zamanlarda kat katılı dedim ya kürekte baba baba sesi ufalıyor, o hale kürek atıyor, attıktan sonra şöyle yapıyor. Şimdi bu şehire iniyor, bunu şehirde seyret şimdi. Aman ya Rabbi, kızını gömen şehirde ne yapar? Bunların bütünlüğü ile meydana gelen toplumu düşün. Aman ya Rabbi, vallahi canavarların yanında yaşamak daha evladır. Çünkü en azından kapıyı kapatsak tamam kurtulur canım. Bizim memlekette Karadeniz ayı çok. Ben orada kalıyorum. Ayı çok. Kurt gelmiyor da daha ancak şey zor durumda. Ayı çok. Meyvelere geliyor. Ne o? Ya kardeşim ben oralara tahtalar çattım ağaçları böyle. Tamam. Orada bir nefes duydu mu gelmiyor. Lan iyi ya ayı gelmiyor. Ama insan olsa komple bine gelir ya. Komple uçuruyor. Ya böyle bir toplum ya bu. Şöyle yapmış ha kızını görmüş. Ondan sonra ha hadi bakalım iyi bir iş becerdik şehre iniyor. Bu ne olur ya? Kaç defa anlatıyorsun sen bunu? Çıldıracak gibi oluyor mu ondan? Bunların yaşadığı bu toplumu ne hale getirmiş ya? Bu toplumu ne yapmış biliyor musun Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Asr-ı saadet demiş. Nasıl asr-ı saadet? Saadet asrı. La üç gün aç. Ayağında bir şey yok, karnında bir şey yok. Saadet demiş. Ya ben demek ki saadet anlayışım yanlış. Bir eli yağda, bir eli bağda, helikopterle, Mercedes, BMW, Favi ile dolaşıyor, Audi ile dolaşıyor. Saadet bu diyor. Bir bakıyorum jipin içinde adam intihar ediyor. Adam ayağında çarlık yok, karnında ekmek yok. Mutlu, nasıl oluyor ya? Burada bir hata var ya. Burada bir hata var. Favi'nin içinde, Volkswagen'in içinde, Audi jipinin içinde karı koca kavga ediyor ya. E peki, karnında yemek yok, ayağında çarık yok, evi yok, mutlu. Lan nerede bir hata yapıyoruz ya? Meğer, biz dünyamızı süslemişiz, onlar ruhları. Tamam, ben asıl saadet deyince bir eli yağda, bir eli bağda, lüks, jip falan zannediyordum. Meğer değilmiş ya. Allah bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur? Bulursa başına bela bulur. Ya, jiple iki kişi geliyorlar. Trafikte gördüm. Jip tamam mı? Jip. Şeyde İstanbul'dan, Beşiktaş'tan aşağı iniyorum Boğaz'dan. Jip hava sıcak, camlar açmış. Ben de derse gidiyorum. Hani dur kalk oluyor ya birinci viteste trafik. İlk önce bir jip gördüm, bir baktım. Gavur müziği çalıyor. Anladın. Jip ama böyle baktım. Karısı sağda, kocası şöyle. Ses yok. Hepsi sur böyle yola bakıyor. Müzik dinliyor. Tam sonra trafik akıcılığıyla yerler değişti. Bir baktım ki hafta sonu karşıya geçiyorum. Kartal. Abdülhamit'ten kalmış bir araba. Rahmetli Abdülhamit'ten kalmış Kartal. Ön ve arka koltuklar hınca hınç dolu. Arka sırında var ya o Kartal'ın hani. İşte orada da çocuklar. Çocuklar sıkışmış. Kıyamet kopuyor gülmekten. Çocuklar da arkada oynuyor. Ona bir bakıyorum orada mutluluk, orada surat asık, karı koca, jipin içinde. Abdülhamit'ten kalma arabada mutluluk, acayip bir şey ya. Burada bir şey var diyorum ya, bir yerde bir yata var ya. Ben gördüğümü anlatıyorum. Allah Allah. Ben bir girdim çocuklara, aaa hoca amca falan. Yani bir ikiyle gidiyoruz ya bir test. Sırrı kaybetmişiz. Asr-ı saadetten evvelki zamanlarda katılı ve merhametsizlik öyle bir halde bari olmuştur ki kocayı vermekten ağır ederek kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi.
Asr-ı Saadet'te İslamiyet'in doğduğu merhamet. Kurban olurum ya Rabbi, istemiyorsun kurban olmayı ama değinemiyorum. Doğurduğu merhamet, doğurduğu şefkat, doğurduğu insaniyet sayesinde evvelce kızlarını gömerlerken mütesir olmayanlar İslamiyet dairesine girdikten sonra karınca bile ayak basmaz oldular. Bir iki tane misal vereceğim. İslam ordusu Mekke'ye fethine gidiyor. Allah Resulü diyor ki ön tarafa, ordunun başına, orduyu diyor şu kadar yarım daire çevir diyor böyle. Niye ya Resulallah? Çünkü yolu ordun, İslam ordusu fethe gidiyor. Dikkat et şimdiki güne kıyas et. Bugünlere kıyas et. İslam ordusu fethe giderken niye ya Resulallah yönünü böyle gidiyor da yarım kavis yapıyor? Diyor ki bir dişi köpek yavrularını emziriyor yolun üzerinde. Onu rahatsız etmeyin. Cebrail dedi bana diyor. Daha olmadan. Amerika'da, Irak'a girdiği zaman çocuklar ufak bebeklere vay atıp hanginiz vuracaksınız, havada kim vuracak diye bunun resimlerini çekmişler. Bebeği, havada kim vuracak? Buna nedeni kıyas etmiyor. Ya demokrasi götürüyor canım. Siz anlamıyorsunuz. Demokrasi bu. Ya İslamiyet dairesine girdikten sonra karıncayı ayak bak. İkinci örnek. Trabzon'u neredeydi? Afyon'da mıydı? Eskişehir'de mi? Afyon'da hapishanesinde 3 kişiyi öldürmüş. Trabzon'u. Ne öyle yazıyor? Canavar ya zincirle bağlamışlar. Hapishanede Nurcu oluyor. Usta da haber gönderiyor. Üstüme diyor bit sardı diyor. Bit öldürmek caiz mi diyor. Lan adam öldürürken caiz midir sormayan bit öldürmeye caiz midir diye soruyor. Bunu bu hale getiren nedir ya? Gözünü kırpmadan adam öldürmüş. Vurdu, 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 vurulacak. Ha? Biti soruyor, biti. Ben bir daha bit. Tabaka bu ya. Şefkat insaniyet sayesinde evvelce kızlarını gömerlerken mütesir olmayanlar İslamiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular. Acaba böyle bir ruh mu? Yani böyle bir ruh İslamiyet bak. Acaba böyle ruhi, kalbi vicdani, ruhi, çık dışarıya, kalbi çık dışarıya, vicdani ve akli bir inkılap. Ruh, çık dışarıya, kalp, çık dışarıya, vicdan, çık dışarıya, dima, bir inkılap yapmış. Hangi kanunla yapacaksın? Bir inkılap hiçbir kanuna tatbik edilebilir. Nasıl yapacaksın? Akılların talim, ruh kalplerini terbiye etmek, ruhlarını adi etmek. Neyle yapacaksın? Ruhun derinliklerine nasıl gıdalandıracaksın? Nasıl su vereceksin? Neyle vereceksin? Ya kanunlarla değil ki, ruhu nasıl terbiye edeceksin? Ya İslamiyet bambaşka ya. Şu cümleydi okuyayım. Fesubhanallah. Tarih bize gösteriyor ki en büyük bir insan haniyet-i milliye hissi uhuvveti, hissi muhabbet, hissi hürriyet gibi hissiyat-ı umumiyeden bir veya iki veya üç hissi ikaz etmeye muvaffak olur. Acaba evvelki zamanların cehalet, şekavet, zulüm zulmetleri altında gizli kalan binlerce hissiyat-ı âliye, Cezire-i Arap memleketinde bedevi ve dağınık bir kavim içinde inkişaf ettirmek harikulade değil midir? Bedevi gelmiş bir tanesi, kum ya, çadırına kum da böyle halk değiliz ki böyle. Düsseldorf'ta böyle bir saray gibi bir yerdeyiz elhamdülillah. Adam gelmiş, Bedevi peygambere soru soruyor. Cevap veriyor. Cevap verirken arada bir tanesi, hayal edin de buradan bir tanesi kalksın. Kalktı, gitti, şu çadırın kenarına gidip şar 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 işiyor. Yani adamların kültürüne bakın, bunlar sahabe oluyor. Kenara çıkmış işiyor. Hazreti Ömer recalığı böyle sinirleniyor ama edepte oranın reisi var yani. Reisi müsaade etmedikçe Allah Resulü ne diyor biliyor musun? He he ya amir kesin diyecek he. Hacik bir peygamber ya hastayım ona bunda. İmanına hastayım böyle. Ona imanının talibiyim. Diyor ki ya amir bilmiyor. Ya amir bilmiyor. Kurban olurum ya Resulallah sana. Bilmiyor.
Geliyor adam, ona güzelce anlatıyor. Buna ne dedi biliyor musun? Dedi ki, ya Resulallah, bilmiyordu. Ömer'e kalsaydı, şu çok da kafası gitmiş. Ben de böyle bir delilik var, benim de bu tipten böyle şeyim ama. Ama Hazreti Peygamber, Allah Allah ya. Yani ben öyle biliyorum, siyasal fakültesini, psikoloji mektebini okumamış. İstanbul hukuku bitirmemiş, ben öyle biliyorum Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Sosyoloji okumamış. Kur'an okumuş. Nasıl bir terbiye ya? Bilmiyor ya ben. Tamam diyor. Yani acayip bir şey ya. Cezirat-ı Arap memleketinde bedevi ve dağınık bir kavim içinde bunları inkişaf ettirmek ne? Cehalet, şekavet, zulüm, zulmetleri altında gizli kalan binlerce siyat ulviyeyi tersine çevirmek, inkişaf ettirmek karikulade değil midir? Evet, şems-i hakikatın ziyasındandır. Bu noktaları aklına sokamayanın Cezüret-ül Arab'ı biz gözüne sokarız. Ey Muani, Cezüret-ül Arab'a git, Arap Yarımadası'na git. En büyük filozoflardan 100 taneyi de intihar et. Dünyanın 100 tane en kaliteli profesörünü al. Beraber git, Arap Afrika'ya git. Onlar da orada ahlakın ve maneviyatın inkişafı hususunda çalışsınlar. 100 sene. Muhammed Arabi'nin aleyhissalatü vesselam o vahşetleri zamanında o vahşi bedevilere verdiği cilayı senin o filozofların şu medeniyet ve terakkiyat devrinde %1'i nispetinde verebilirler mi? Çünkü o zatın yaptığı o cila ilahi, sabit, la etegayer, değişmez bir ciladır ve onun büyük mucizelerinin biridir. Çünkü Avrupa'da öyle eğitimi talimdir. Tamam, çok güzel tahmin veriyor. Dima, akla eğitim veriyor. Kalbi tahmin etmiyor ki. Aklı talim ediyor, kalbi terbiye etmiyor. Akıl talim, kalp terbiye. Olmayınca bunda canavar oluyor. Acayip bir şey ya. Nasıl yapmış? Hem aklı talim edeceksin, hem kalbi terbiye edeceksin, hem ruhu âli edeceksin. Adam gibi adam yapacaksın. İlahi. İlahi değil mi? Bir adam düşünmeden gayri muntazam bir surette söyler, ötekisi o sözün evvelin ahirine bakar. Yani mesela, şimdi bir insan cahil adam şu zamanda şu ortam içinde bir şey olunca söyler. Ama bir âli adam şu ortama geçmişi var, bu cemaatin geleceği var düşünüyor. Ve burada denilir mi denilmez ona göre soru sorar veya laf eder. Bu da onun cehaletini ve ilmine delalet eder. Resulullah ise bunu daha aşarak insanın geleceği olan ahireti de nazara alarak siyah ve sibakını düşünür ve o sözün başka sözleriyle münasebetlerini tasavvur eder ve münasip bir mevkide, mübit bir yerde zerreder. İşte bu adamın şu tarz hareketinden derece ilim ve marifeti anlaşılır. Kur'an-ı Kerim fe'llerden bahsederken aldığı fezlekeler bu kabil kelamlardandır. Kolay bir örnek veriyorum, kapattım. İki kişi, ben Almanca bilmiyorum. İki kişi konuşuyor Almanca. Üçüncüsü bakıyor. Bir tanesi gar 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 gar, ötekisi gur 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 gur. Üçüncüsü adam dersin ki Almanca bilmiyor. Oturup bakıyor bunlara. Gar 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 gar, biraz şiddetlendiler böyle şöyle gerini. İki kişi şiddetli konuşurken üçüncüsü hiç konuşmuyor. Sen de zannedersin ki bilmiyor. Fezlekeyi anlatıyorum ben seni. Sonra üçüncüsü buna şiddetlenince onlara şöyle bir cümle söylüyor. İkisi de barışıyor ve kafayı sağlıyor. Bir kelime ya. Yarım saat Almanca konuşuyorlar. Bu bilmiyor zannediyor. Bir kelime ile bunların lisanını bildiğini, bunların bilgilerini de bildiğini, bunların bilmediği bir şeyi de bilip onları barıştırdığını göstermiyor. Bir cümle ama bütünü kapsayan bir cümle. Kur'an'daki fezlekeler de böyledir. Dünyayı bilen, o öz cümleleri söyleyen kim olabilir? Dünyayı bilen, insanın fıtratını bilen, ahiretini bilen ve nereden nereye gittiğini, dünya neresi, insan kimdir, vazifesi nedir? 4 soru. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ben kimim? Bu
bu hakikati bilen o cümleyi söyleyebilir. Fezleke budur. Görevli olmak şartıyla. Evet. Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. Ders görülmesin diye söylemek istemedim de hocam. O devirle şu devrin arasında bir kıyas yapmaya kalktığımız zaman önümüze ne çıkıyor? Toprak mı ateş mi? Ya. Namus düşüncesiyle toprağa gömmek, namusla feragat etmiş bir şekilde çözümü cehenneme gömmek. Hangisi daha tehlikeli? Sen şimdi... İçinde bulunduğumuz bu asır, diğerinden bir faydası, bir farkı var mı? Ya, namus yani kızını kocaya vermekten ar edip gömerdi. Şimdi ise, Kur'an'da geçiyor, onların suçu neydi sizden sorulduğu zaman, sen girdin araya, girdinse bu sözüme de kızmayacaksınız. Hangimiz daha zalimiz? Onlar bilmiyordu, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle bilmiyorlardı. Kocaya vermekte namus meselesi yapıyor. Biz ise televizyonlarla, mekteplerle çocuklarımızın ruhunu öldürüyoruz. Öldürmüyoruz kendilerini. Ruhunu öldürüp cehenneme gidiyor. Onlar ise cesetlerini öldürüp çocuk şehit oluyor. Cennete gidiyor. Hangimiz daha zalim? Hiç böyle çocuk ne olacak, bu cehennem imanını kurtaracak mı, kurtarmayacak mı? Ya, imanını kurtaracak mı, kurtarmayacak mı? Mesela adam namazı kılıyor mu, kılmıyor mu çocuğu? Gidiyor, lan git köyde işçilik yap. Git köyde işçilik yap ama gidiyor, kilisenin kreşine çocuğu veriyor. O elin gavuru ne anlatacak, ne anlatacak belli değil mi? Ondan sonra büyüyecek, adam ne intikalla, ne intikal var, ne muhakeme var, ne muvazene mi bakıyorsun, ne Türk, ne Müslüman, ne gel. Melez dese melez değil. Bir acayip bir mahluk çıktı. Kardeş, biz ruhunu öldürüyoruz. Onlar cesetlerini öldürüyordu. Ha? Onlar namus için öldürüyorlardı. Biz de menfaat-ı dünya için. Yani ben gideyim de kreşe koymuş, elin gavuru ne anlatacak? Ya diyor ki adam, dedim kardeşim orada şey yapayım, hocam dedi, lisan öğretiyorlar, lisan çok önemli. Ama dedim kendi kültürünü aktarıyor. Hocam ya yine düşünmemek lazım. Doğru diyorsun, doğru. Ya ben çok softayım da kardeş kusura bakma, öyle diyor. Sonra o gavur gibi düşünüp şey öyle demişti, Almanlar geldiyse, Almanlar Osmanlı'nın neslini, bizim dedelerimizi, sizleri karşıladığı zaman trende acayip ve görseli bir takip ettiler. Bir baktılar, onlar bizim gibi adamlar. Ay baktı ki bizim gibi zina yapıyor, bizim gibi içki içiyor, bizim gibi adam. Allah Osmanlı bu muydu ya diye şaşırmışlardı diye. Ya demek ne yapayım? Allah muhafaza etsin, cemaatsiz olmaz. Cemaatsiz olmaz, çalışma değil. Cemaatiniz olursa bak getiriyorsun, ne kadar sevindim, arkanızda spor salonu gibi yeriniz var, sahra-i kebir gibi yeriniz var ama hizmetleri de maddi ve manevi elinizi altına koyun, sorumluluk alın, riskenizi alın, vazife alın, Allah rızası için 5-10 dakika lisan okuyun ya, simanız değilsin, kültürünüz değilsin, suratınızdan nur gelsin, evinizi maneviyatla gidin, 10 dakika okumadan yatma kardeşim. Televizyon, internetten uzak durun, durdurun. Çocuklarınızın cep telefonunu mezarlığına döndürmeyin. Başınızdan def etmek için oyuncak almayın. Çocuklara telefon vermenin sebebi, git ya git beni meşgul etme, ne yaparsan yap demeyin. Oyuncak alacağına tencere kapağıyla ver, sen oyna, kendini ver ona. Sen televizyonların karşısına çıkmasan çocuğun internetlerden, oyunlardan ayrılmaz. Çocuğun ruhunu öldürüyorsun. Mesela böyle şöyle çizgi filmler var. Niçin anne çocuğunu çizgi filmin karşısında kuruyor? Meşgul etme beni canım. Bir sürü dizim var şimdi, yemek var, şey var. Çocuğa veriyor o laptopu veya cep telefonu. Hadi yardım sen oyna. Niye? Defol ya, defol. Hatta adam film maksiyon ediyor. Maçam öyle dağılmış gibi öyle. Çocuk geliyor. Hanım alsana. Kuturlar şöyle. Getir. Evet. Hanım alsana ya. Baktı ki değil. Hanım oyuncağını versene ya. Baktı ki dünkü oyuncak. Artık kanaat etmiyor. Yeni bir tane alıyor. Bu akşam meşgul etmesin diye.
O zaman odayı mezarlığa hale getiriyoruz. Oyuncak mezarlığına. Yetmiyor. Oyun. Çocuğa getiriyorsun, baktın kenar köşede tık 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 tık. Ya beyin ne oluyor? Sömürülüyor, sömürülüyor. Ne intikal kalmış, ne şahsiyet kalmış. Adam işaret ediyorsun, çocuğa hıç laf diyorsun. Hayır, yapma, olmaz, neymiş. Bir ne şahsiyet var, ne şey var. Bu nasıl olmuş ya? Sen ben yaptık kardeş. Sen ben yaptık yani. Başımızdan def etmek için önüne böyle mezarlıkları koydum. Uyanık ol. 5-10 dakika oku. Ağzında sigara, oğlum sigara içme. Çare mi bu? Oğlum oku, sen okumadın. Oğlum namaz kıl, sen kılmıyorsun. Oğlum onlarla meşgul olma, televizyonda kalkmıyorsun. Böyle bir adam gördüm, 5 sene önceki kayıttaki maçları seyrediyor. Aynı heyecanla. 5 sene önce ya. 5 sene önceki UEFA mı dedi, UEFA mı dedi, UEFA maçını seyrediyor. Allah Allah. Neyse. وَآخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَلْفَاتِحَةُ مَا السَّلَوَاتِ